Merhabalar arkadaşlar. Frame 5 üzerinden hemen bir sürüm atma videosunu göstereceğim arkadaşlar. Şu an benim kullandığım sürüm 5.1.3A öyle bir şeydi arkadaşlar. Yani stabil sürüm. Ben dünkü beta'yı indirdim arkadaşlar. Nasıl kurarız hemen göstereyim arkadaşlar. Bilgisayar bağlantısını yapıp arkadaşlar update.zip dosyasını olduğu gibi atın. Gördüğünüz gibi şöyle bir işaret olması lazım. Flame 5 için arkadaşlar bu. Ki 4.5 sürümlerinde de aynıdır. Şunu işaretliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve güncelle diyoruz arkadaşlar. Şu an bu güncelleyecek arkadaşlar. Yeni beta sürümüne. Evet arkadaşlar. Telefonumuz açılıyor. Ben bir tane daha sürüm atma videosu size göstereceğim arkadaşlar. Bu ya herkesin bildiği bir yöntem, bir de bilinmeyen bir yöntem var arkadaşlar. Size onları da göstereceğim. O daha garanti oluyor arkadaşlar. Daha iyi oluyor. Ki bu bitsin. Ondan sonra yenisini çekeceğim arkadaşlar. Evet, şu an ne yaptı? Sürümü algıladı ve güncelliyor arkadaşlar. Evet. Niye güncelliyor? Çünkü yeni sürüm atıyoruz. Şu an güncelleme işlemini hemen hemen yarıladı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet. Sürümümüz yavaş yavaş atıyor arkadaşlar. Keşke daha sabit bir video olabilseydi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videodaki titremeler için. Evet arkadaşlar atıyor. Ben bir bakayım. Ha, az kalmış. Şu an sürümü atıyor arkadaşlar. Bu normal herkesin bildiği gibi olan sürüm alma sistemi. Ben bir de herkesin bilmediği bir şekil var arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. O da sağlıklı oluyor bana göre. Tabii bu bana göre olan bir şey. Herkes istediği yolu seçmekte özgür arkadaşlar. Şu an hala bekliyoruz. O zaman ben videoyu burada durdurayım arkadaşlar. Yeni bir şey olduğu zaman çekime başlayayım. Görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Yeni sürümü atıyor şu an arkadaşlar. Flame balonu geldi. Atarken ufak bir aksilik yaşadım. Sürümü yeniden atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Videoyu kestiğim yerden itibaren ilerlemedi. Ben de telefonu açıp kapattım. Sürüm yeniden başladı atması. Evet, şu an Flame'inin o mavimsi balonu dönüyor arkadaşlar. Ya bu sürümde ne eklemişler ben de bilmiyorum. Bu yeni beta arkadaşlar. Hep birlikte inceleyeceğiz. Bu videodan sonra da arkadaşlar 4-2'ye düşüreceğim sürümünü arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan yeni Flame 5'i atıp yani şu an kurulum sürümü yeniden atıp arkadaşlar kendi yaptığım ayarları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tabi telefonun içinden çekeceğim bunu. Daha iyi bir görüntü kalitesiyle. Hani hangi ayar neye yarıyor en azından onu bilmiş olursunuz. Ben de dilim döndüğünce çevireceğim arkadaşlar. Umarım faydası olur diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından rot nasıl açılır ne bileyim. Rot nasıl kapatılır? Yeniden açtığımız rot nasıl kapatılır? Bildiğiniz üzere Çin sürümünde şeyler yok arkadaşlar. Google uygulamalarının hiçbiri yok. Google uygulamalarını kurmak sıkıntı arkadaşlar. Google uygulamaları nasıl kurulur? Sıkıntısız bir şekilde. Nasıl işlenir? Size onları göstereceğim arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki videoda 100 binden kaç tane uygulama vardı? Bunda 99 hazır uygulama var arkadaşlar. Ki şu an onları optimize ediyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi yine sensör yanıyor. Demek ki sensör hep yanıyormuş arkadaşlar. Bizim haberimiz yok. Gördüğünüz üzere. Şu an sensörün o küçük ışığı yanıyor arkadaşlar. Güzel. Evet arkadaşlar. 28 uygulama. 29 uygulama şu an optimize oluyor. Telefon açılmadan önce bir seferliğine optimize yapıyor arkadaşlar. Bu video bittikten sonra arkadaşlar
şu anki sürümden bu sefer upgrade değil de downgrade, yani hani sürüm indirme nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Ondan sonra belki 4.2'de şey yaparım arkadaşlar. Gerçi 4.2'de yapılacak bir şey kalmadı. Kullanan da kalmıyordur, büyük kalmamıştır büyük ihtimal. İstek olursa 4.2'yi kurar. Sıkıntı yaşayan arkadaşlara yine yardımcı olurum 4.2 ile ilgili ve 4.5 ile ilgili de. Evet. 47 uygulama, 48 uygulama filan optimize oluyor yavaş yavaş arkadaşlar. İşte arkadaşlar sürüm bitsin. Optimize ekranı bitsin. Ben size nasıl ayarlar yapacağımızı öğreteceğim. Ama öncelikle arkadaşlar şey yapacağım. 4.2'ye geri döneceğim arkadaşlar. 4.2'den Flame 5'e yine zıplayacağız. Biraz karışık olacak ama ben onları ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü hepsi ayrı ayrı video olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Kafa karışıklığı yaratmayacağım bir şekilde. İyi bir video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an için videoyu ben durduruyorum arkadaşlar. Yeni bir ekran gelirse, yeni bir şey olursa videoyu yeniden açarım arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Sürüm attı arkadaşlar. Beta olduğu için arkadaşlar yine 4 dilden başka dilimiz yok. En aşina olan dili seçiyoruz, ne yapalım, mecbur. Bunu kabul ettik, bunu geç dedik, buna yeniden ne olalım, kabul edelim bunu. Yeni sürüm attık arkadaşlar. Hemen bize tebrikler, yeni sürüm attınız önerisi geldi, yani tebrik mesajı geldi. Evet. Bir de yeni sürüm atarken mevzudan bir mesaj geliyor. O da mesajlarda zaten. Şuradan bakarsanız görürsünüz. Çince bir şeyler yazıyor. Ben de anlamadım nedir. Evet arkadaşlar. Sürümümüzü attık. Bu videoluk bu kadar. Bu rehber burada bitiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok çok görüşmek üzere. Artık yeni videolarda kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar.